Merhabalar. Bugün sizlere zihin kontrolü ve hipnoz hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Zihin kontrolü veya beyin yıkama, çıkarcı kişi veya grupların kendi isteklerine başkalarını sistemli bir şekilde etik olmayan yollarla ikna edip alıştırması işlemine denir. Terim, kişilerin düşünce kontrolü, davranışları, duyguları veya karar vermelerini bozacak, psikolojik veya psikolojik olmadan uygulanan herhangi bir yöntem için kullanılabilir. Beyin yıkama ve düşünce kontrolü teorileri ilk olarak totaliter rejimlerin savaş tutsaklarını sistemli bir şekilde işkence ve propaganda ile nasıl kendi fikirlerini aşıladığını açıklamak için geliştirilmiştir. Bu teoriler daha sonra özellikle yeni dini hareketlere yönelmeler gibi daha geniş alanlara yayınlanmış, fenomenleri açıklamak için psikologlar tarafından genişletilmiş ve değiştirilmiştir. Yeni dini hareketler ve kültler beyin yıkayarak üye toplamalar üzerinde yoğunlaşmıştır. Hipnoz, psikolojiye göre telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku ve uyku uyanıklık arasında haldir. İlk zamanlar sihirbazlık ya da büyücülüğün bir dalı gibi görünen hipnotizma, bilim çerçevelerine önceliğine pesmerist bir uygulama sanılarak aşağılanmıştır. 19. yüzyılın sonlarında hipnoz bilim alanındaki yerini almıştır. Hipnoz, ruhun ve beden ilişkisinin gevşemesi sonucunda oluşan bir degajman halidir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın. Hoşçakalın.